Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz sukulentlerimi buraya odaya kapatmıştım. Aşırı soğuklardan dolayı buraya kapattım. Yan odada bebeklerim var. Aşağıdaki odada, salonda yine çiçeklerim var. Buraya bu şekilde hepsini bırakıp gittim. Tam 2 hafta yoktum ben de evde. Bu 2 hafta arasında çok aşırı zirai donlar oldu. Aşırı kar yağışları oldu. Tamamen yollar kapanmış durumda. 3-4 gündür elektriklerimiz kesikmiş. Biz daha az önce geldik. Daha 10 dakika olmadı. Hemen sizlerle beraber kendimi buraya bitkilerin yanına attım. Durumlarını merak ettim. Çok şükür hepsi gayet iyiler. Tabii ki biraz renklerinin kaybı var. Formlar birazcık bozulmuş. Yapacak bir şey yok, yeter ki kaybetmeyelim. Bakın, Opalina'nın bir önceki zirai donlarda böyle bir tarafı dondu. Bunun annesi ve yavrusuyla birlikte kaybetmiştim. Bu şekilde geldim, hemen pencereyi açtım, kapıları açtım, bir havalandırıyorum. Akşam tabii yine zirai donlar kuvvetli bir şekilde gösteriyor. İnanın 2 hafta boyunca aklım bunlardaydı. Çok merak ettim ne oldular diye. Gitmeden önce biraz böyle yaprak kayıplarım oldu. Böyle aşırı sulamadan sanırım pıtır pıtır döküldüler. Atmadım. Bilmiyorum onlar ne durumda. Şöyle şu an öylesine gösteriyorum. Kendim de yakından bakmadım. Yakut kolyem gördüğünüz gibi rengi açılmış. Hepsini o kadar çok özlemiştim ki, nasıl oldular, dondular mı diye. Elektrikler kesik, kaliferler tabii en kısıkta da olsa yakıp gitmiştim. Kaliferler de kesilince gerçekten çok endişe etmeye başlamıştım. Soluğu hemen bunların yanında aldım. Çok şükür iyiler. Önümüzde yine Salı Çarşamba yüksek risk grubunda zirai don gösteriyor. Yollar tamamen buz tutmuş halde, otobüsler çalışmıyor. Bir yandan belediye kazıyor, bir yandan tuzlama yapılıyor. Gerçekten çok zor durumda kalmış vatandaşlar. Çok şükür buraya birazcık güneş görsünler diye bir iki tanesini çıkarabildim hemen. Gerçekten güneşe, açık havaya çok hasret kaldılar 2 hafta boyunca. Çok şükür döndüm sağ salim. Hepsi iyiler. Burada şöyle kasamdaki birlikte diktiğimiz türlerimiz. Gerçekten havalar çok soğuk gidiyor. Büyümeleri yavaş. Tamamen topraklar kuru. Susadılar ama ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an gerçekten kafam karışık. Bir topraklarını hepsini tek tek kontrol edeceğim. Bazılarının ihtiyacı varsa sulama yapacağım. Odaya da ne yapacağım? Bir sürü mum aldım. Mumlar yakacağım arkadaşlar. Odanın ısısını, soğuğunu kırsın diye. İnanın, bakın şöyle göstereyim size. Her taraf, bizim burası bir de rakımı yüksek bir mahalle. Tamamen kar. Otobüsler çıkamıyor. Arabalar zor hareket ediyor. Gidemiyorlar. Birçok ağaçları gelirken dallarının kırılmış olduğunu gördüm. Ağaçlar gördüğünüz gibi tamamen yoğun kar var dalların arasında. Tabii böyle olunca da kırılma riskleri var. Her yer daha kar gerçekten. Şöyle göstereyim. Güneş de var ama evlerin çatısı tamamen kar altında kalmışlar. Çok şükür hani bu karı hep bekliyorduk. Yağsın istiyorduk. Yeraltı su kaynaklarımız suya doysun. Ama elektriklerin kesilmesi de bir yandan vatandaşları mağdur etmiş durumda tabii. İnşallah bu akşam gelir. Gelmezse burada soğukta kalamayacağız. Eşimle ablasına gideceğiz. Orada kalacağız. Ama dedik önce bir bakalım. Komşuların birçoğunun hem gök gürültüsünden hem kar yağışından wifi'leri yanmış.
Cihazlar yanmış, buzdolapları arızalanmış. Dedim eyvah, bizde de bir şey var mı ki diye hemen eve dedik önce bir gidelim bakalım. Ben tabii önce çiçeklerime, eşim elektrik cihazlarına bakmaya gitti. Bir sıkıntı olmadığını söyledi çok şükür. Bunlar böyle. Bir de bebekleri göstereyim arkadaşlar. Bebekler güneşe gerçekten hasret. Bakın bu Blue Mist'im rengi yeşile dönmüş. Tamamen morarmaya yakındı. En doğal güzel rengini almıştı neredeyse. Bunlar kıpkırmızıydı. Hafif böyle turuncuya dönmüşler. Jelibonlarım yeşermeye başlamış. Burada kalanşom açmak üzere. Tabii güneşi göremeyince bir şöyle yakına gideceğim. Ortalığın dağınıklığına da bakmayın. Lütfen kusuruna artık çatı burası. Kullanmadığımız bir oda. Şöyle bir bakayım. Tomurcuktalar. Tomurcuklar tamamen belirginleşmiş. Biliyorsunuz bu kalanşom unlu bit olmuştu. Çok şükür kurtardım. Bir sıkıntı yok ama tabii geldim yine tekrar hepsini tek tek bir ilaçlama yaparım. Bakın form bozukluğundan güneş göremeyince nasıl ince ince böyle boya gitmiş dalları tesbih çiçeğimizin. Bakın bu bazı yaprakları mosmor yeşile dönmüşler. Olsun güneşi görseler bir hafta dışarıda dursalar yine kendi renklerine dönecekler. Burada da bebeklerim var. Bebeklerimde de çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Bazıları bebek vermiş, bazıları daha vermemiş. Dediğim gibi normal bir konumda değiller şu an gerçekten. Onlar da ne yapacaklarını şaşırdılar herhalde. Kimyaları bozuldu, yazık yavrularım. Güneş yok, esinti yok, açık hava yok. Ne yapsınlar? Trompetlerimin bazıları kızarmaya başlamış. Onu görebiliyorum. Yavrular gelmek üzere. Şimdiye kadar çoktan verirlerdi belki yavruyu ama bebekleri daha henüz olmadı. Böyle bazıları böyle vermek üzere. Bazıları da böyle. Tam oraya ulaşamıyorum şu an ama bebek vermiş uçları çok şükür. Şu şekilde. Bunlar opalinalarım, perlelerim, blumislerim, oviferiumlarım. Bakın burada birçoğu böyle küçük küçük bebek vermişler. Şurada uçları tamamen evet bebeklenmiş. Kökler uzamaya başlamış, sulanacaklar. Suya ihtiyaç duyuyorlar. Şöyle güneşe karşı olduğu için biraz bulanık çıkıyor şu an. Ama bakar mısınız şunlara? Pıtırcık pıtırcık uçları çok çok güzel görünüyorlar. Çok güzeller. Çok şükür. Çok korkmuştum. Bir şey olmuşsa diye. Ama kuzularım ancak yavaş yavaş büyüyorlar. Gerçekten hiç bu kadar geç bebek vermemişlerdi. Çok içeride kaldılar. 3 haftaya yakındır içerideler. Daha ne kadar içeride tutacağımı da bilmiyorum. Daha kar yağışları gösteriyor. Çarşamba, Perşembe yine kar yağışı devam diye gösteriyor. Hayırlısı elektriklerimiz bir gelse sıkıntı değil de. Bir de aşağıya götüreyim arkadaşlar sizi. Salondakilere baktırayım. Kısaca hemen bir göstereyim. Videoyu uzun tutmak istemiyorum. Evet arkadaşlar bunlar da salondaki bitkilerim. Bakın suyunum tamamen yeşile dönmüş. Rengi çok güzeldi. Kıpkırmızı. Orpetim de öyle. Olsun donmadıklarına şükür ediyorum. Sıkıntı yok. Büyürler. Hepsi. Çok güzeller. Size kısaca durumlarını göstermek istedim.
İyi durumdalar arkadaşlar. Sevindim. Çok şükür kayıp vermedik. Biraz renk kaybı. Hiç önemli değil. Bakın bunun kellesini almıştım oradan. Bir iki tane bebek patlamış. Bu pembe Oviferium Moonstone olan. Böyle painted frills'im. Hepsi de gayet güzeller. Çok sevindim. Çok mutluyum. Tekrar döndüm çok şükür. Videoları artık sık sık atacağım. Bir sürü toprak stokladım. Toprak malzemesi aldım. Kargolarım yolda. Bir ikisi gelmiş ben yokken. Geldiğinde kendim toprak tekrar hazırlayacağım bahara doğru. Yine yeni dikimler, saksı değişimleri yapacağız. Böyle arkadaşlar. Fazla da uzun tutmak istemiyorum videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.